Alo anneciğim. Ha yok daha gelmedi büyük hala. Ha İbrahim almaya gitti şimdi havalimanında. Ha bilmiyorum ki anne ya. İlk kez düğünde gördü bir daha da görmedi. Tanır inşallah ha. Ay sorma anneciğim ya. Bu da bizim sınavımızmış diyelim. Ne diyeceksin ki? Anne, anne geliyorlar. Dur kapatıyorum. Arayacağım ben seni. Hadi bay bay. Komşum sorma ya. Almaya gelmediler beni Cale'yle kocası. Kendi başıma geldim ta oralardan ya. Aa, hep de valizleri falan geldim taşıdım ha. Belim koptu, belim koptu. 8 kat taşıdım hep o bavulları ben ya. Ne yapacağım komşum? İstemiyorlar. Yaşlı görüyorlar, hasta görüyorlar. Hor görüyorlarsa beni ne yapacaksın? İşte doktor işi için geldim, idare edeceğim artık. Gözümün içine bakıyorlar ne zaman gidecek diye. Sağ ol, sağ ol komşum. Haydi oldu. İyi günler, iyi günler. Nazlı hala, niye öyle dedin komşuna? Ben seni havalimanından almadım mı halacığım? Ama uçağın kapısından almaya gelmedin ya oğlum, ben onu diyorum he. Ama girilmiyor ki oraya elini kolunu sallayarak. Belgem yok, yetkim yok, bir şeyim yok yani. Bir de komşu diyorsun valizleri taşıdın falan ama ben taşıdım. Ama boş ver, biraz üzülsün ya bana. Ha. Acındırmak için söyledim. Hem damat, damat. Sevseydin gelirdin te uçağın kapısına kadar. Derdin ki... Alt komşu. Derdin ki ya bu halacığımın varisleri var. Ayakları göllenme yapmış derdin. Gideyim yardım edeyim dedim. Hadi sen el olsun. Ya bu kız Cale. Ben onu ellerimle büyüttüm. O niye gelmedi? Hala bu seni benim 5. görüşüm. Ama yine de tabii ben seni üzdüysem üzülürüm, memnun edemediysem üzülürüm. Ay yok kuzum benim, üzülme, üzülme. Ya halası kıyamaz ona. Yok hiç kıyamam. Sakın üzülmeyesin yavrum benim. Ha, aynen hiç kıyamaz. Hala ben sana güzel bir yemek hazırlayayım. Sen şimdi yoldan geldin. Hazırlayayım geçeyim. Sakın, sakın ha yorulmayasın. Aha buraya kadar doluyum. Uçakta yemek verdiler. Gel kız ben senin yüzüne hasretim. İki otur, boş ver yemek istemez. Ha yok, yok ben başıma geleceği biliyorum. Ben hazırlayayım sana bir yemek de. Kız hayır. Yok, na buraya kadar doluyum diyorum. Bir ip... Bak hiç dinliyor bu. Ah İsmail, ah. İbrahim. Mesela. Boş ver. Ay. Ne diyordum ya ben? Ya yani... Buralarda başka hani tanıdığın şeyin falan varsa eğer bize rahat edemez. Yanlış anlama hani. Rahat edemezsen başka bir yerde de seni şey yap. Ay kuzum Allah razı olsun. Ha, siz beni burada ağırladınız ya. Ay başımı sokacak bir yer verdiniz bana. Allah razı olsun ya. Doktor işi için gelince de ne yapacaksın? Öteki akrabalar var ya bir tanesi aramıyor sormuyor. Bir tanesi. Aa. Yani burada yaşayan akrabalarına hiçbiri seni arayıp sormadı mı hastalandın etti? Ya oğlum varsa şuracık da öyleyim. Yani akrabalarım biraz tuhafmış Nazlı Hala. Bunca mı öyle şey? Vallahi öyleyim ya. Arayanım yok. Bir kişi, bir kişi ya. Allah. Zehra, yavrum. Aramışım 5 kere. Gördüm yavrum da açamadım. Ellerim tutmuyor. Açlıktan ellerim titriyor yavrum. Bir lokma vermediler, acacime oturuyorum ya. Bir tas çorba verenim yok yavrum. Öyle oturuyorum acacime. Ya, ne yapacağım? Yük olduk işte. Bekleyiniz, belki de verirler yavrum ben. Yok halası kurban. Ben internetten yemek siparişi ver diye demedim kuzum benim. Yok hayatta olmaz. Ya iyi o zaman 2 İskender söyle. 2 tane fındık lahmacun. 4 tane fındık lahmacun. Kemal Paşa. 2 tane de Kemal Paşa söyle. Oldu yavrum Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol kuzum benim. Söylesin nursuz. Ya Zehra ablaya niye öyle dedin ki sen? Cale sana yemek hazırlamıştı. Var yani yemeğimiz. Niye kadına yemek söyletiyorsun dışarıdan? Ama söylesin ya. Kocası para...
Bir faydasını göremedik. Biraz da biz yiyelim parasını. Allah Allah, ne varmış söylesin ya. Ya halam, Zehra ablamın kocası işsiz değil mi hala? Ha, yine çıktı telefon. Bakalım sıradaki şovu ne? Ha, buna sesli mesaj atacağım. Seslenemem iki. Halime, kardeşim, çok hastayım. Ebola virüsüne yakalandım. Yataklara düştüm. Tedaviler görüyorum. Kimsem yok. Bir su verenim yok. Gel kardeşim, gel. Biletini al Alamanya'da, gel. Al da gel, al da gel. Sana muhtacım. Ebola'yım mı dedin sen? Evet ya, azıcık ücüzünsün ya bana. Merak ediyorum ne yapacak. Aha, kebap geldi. Biletimi alıyorum yazmış. Bir de ağlayan hemoşi atmış. Hala ya, hani mağlam 85 yaşında kadın. Ta Almanya'dan buraya çağırıyorsun. Yazık değil mi hala? Öteki türlü gelmezdi ki. Kolum ağrıyor desem umrunda olmazdı ki. Kolun mu ağrıyor? Ya bize dizlerim kötü diye tedaviye İstanbul'a geliyorum dedin hala sen. Hala dizlerim, hala ben bir şey... Cevap da vermiyor dedim. Çok enteresan bir karakter. Hiç olmuyor ya. Daha dramatik bir poz lazım. Aa, dur. Çatkı vurayım ben başıma, dur. Aha, oldu. Hala ne yapıyorsun? Vallahi story atıyorum. Ölüyorum. Hala biraz abartı değil mi bu yaptığın? Ama dostu düşmanı başka türlü nasıl ayırt edeceksin yavrum ya? Öyle iyi işte. Sende her şeye de bir lafım var İmtahir. İbrahim. Neyse ne. Mesaj attı, mesaj attı, kalp attı, geçmiş olsun yazdı, sil. Aa, baktı gördü ama hiçbir şey yazmadı, engelle. Ya hala sen biraz ilgi arsız olabilir misin? Ne alakası var ya? İnsanlara sadece benimle ilgilenmeleri gerektiğini hatırlatıyorum. O kadar. Ha, Gülsüm arıyor, Gülsüm. Selam. Alo Gülsüm. Çok kötüyüm. Evde değilim yavrum, cenazedeyim. Ayrı Rıza teyze öldü. 3 gündür ağlıyorum. Ay, Hayri Nisa teyze mi öldü? Kız yok, o domuz karı ölür mü ya? Üzülsün diye öyle diyor. Ha, çok kötü, çok acımız var Gülsüm. Kız niye inanmıyorsun kız anana? Bunun yalanı mı olur ya? Vallahi bak Jale de buradan Nazlı ağlıyor. Geldi ki yerden yere atıyor. Hayrını sen teyzem, hayrını sen teyzem diye. Allah, al inanmıyorsan kendinden konuş. Al, hayrını sen öldü de. Allah. Gel. Ya bu artık resmen kaostan beslenmek. Siz bilirsiniz. O zaman Cale'yle kocası imtihan. Beni tartakladı de. Yok artık ya, lanet olsun. Ver şunu. Ver. Alo, Gülsüm abla. Aha, aynen, başımız sağ olsun. Evet, çok üzüldük. Evet. Hayri Nisa teyze de ağla. Ağla. Hayri Nisa teyze. İnandın mı Gülsüm? Duydun mu? Alo, alo. Lütfen bayıl. Teke teke düştü. Kafasını kostuna vurdu. Çocuklar bağırıyor. Ana, ana diye koşuyor. Kız yıkıldı ya ortalığı. Alo, kapatıyor. Duymuyorlar ki. Ev oldu cam pazarı. Ay ne güzel, açık üzülürler bana ya. Ne kadar da severdim ben Hayri Nisa'yı rahmetlik.
Severdim ne ya? Bir dakika, öldü mü gerçekten? Kız yok, story'me kalp atmadı. Benim için öldü, o manyak. Bu yaptığın resmen suç artık. Jale, halanı durdur lütfen. Ben ne yapabilirim? Allah aşkına. Bu kim ya? Kim? İnşallah polistir. Aa, Kudret amca gelmiş. Of, hiç de istemiyorum ya, hep de peşimde. Kudret amca kim? Halamı uzatmalı sevgilisi. Ay ne münasebet, ben daha kararımı vermedim. Yeter artık Nazlı. 28 yıldır düşünüyorsun. Bir karar ver artık lütfen, hadi. Of bilmiyorum, kafam karışık Kudret. Şu kafayı bir çeksin oğlum, hiçbir şey göremiyorum. Nazlım, bak biz bu aşka, bu flörte mendil atarak başladık. Sonra muhallebici de muhallebi yedik. Sonra ben seni Facebook'tan dürttüm. En son kaydırmalı uygulamalarla birbirimize eşleştik. Bak ben her çağı takip ediyorum. Benimle çıkar mısın artık? Lütfen. Kafam karışık Kudret, bilmiyorum. Sen ne geldin buralara kadar ya peşinden? Canlı konum attın ya. Gel dedin. Of. Hemen de geldin. Allah Allah, ilgiden bunalıyorum ben. Ben ne yapayım o zaman? Kalkayım, gideyim o zaman ben. Tabii. Sevsen kalırdın. Anca da git. Kalayım diyorum. Kaldırtmıyorsun. Sen oradan bana ne hareket ediyorsun? Ben kadına yürüyorum, sen oradan bana işmar ediyorsun. Senin niyetin ne? Görüyorsun, başka birine ilgi duyuyorum. O zaman ben şurada kapının orada duruyorum. Tamam, görüşürüz. Aa. Kudret amca. Ya hala, yazık değil mi bu adama ya? Aman neresi yazık be? Of, bunalıyorum ilgiden. Hep peşimde, hep peşimde. Ay gene mi Kudret geldi ya? Ben bakayım, ben ilgileneyim ha. Yok, Mustafa enişte. Dur, açma! Açma! Açma, 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 açma! Açma, 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 açma! Açma, 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 açma! Açma, 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 açma! Aç! Ya neden, neden, neden ya? Ben artık karışmıyorum ya. Hoş geldin. Mesajı alır almaz koşa koşa geldik. Dalağın nasıl oldu halacığım? Dalağın mı dedim sana? Ay, çok... Çok ağrıyor ya, çok ağrıyor. Hala, madem dalağın ağrıyor, ayağında niye alçı var hala? Hakikaten hala, ayağında niye öyle bir şey var? Güzel sordun. Şöyle oldu. Dalağım çok ağrıyınca sinire baskı yaptı, bacağıma vurdu. Uyuşmuş bacağım, ayağa kalkmamdan bir devriydi bu. Bacağım kırıldı. Ya, ya. Ya bir dakika. Yahu dalak şurada değil miydi ya dalak? He? Benim de esas orası işte. Ay nasıl ağrıyor lan? Aa, çok pardon, hatırladım. Dalak buradaydı, evet şurada. Ne yapmaya çalıştığınızın gayet farkındayım. Ve bunun bir bedeli olacak. İzleyin. Nasıl? Cale tamam kızma, giderim ben Mustafa'ya. Ah, halacığım yoksa bir sorun mu var, bir şey mi oldu? İstemiyor, yük oluyormuşum ben buna. Cale ne dedi ki, giderim bizden koca karı dedi bana. Yuh artık, yuh artık Cale. Ya enişte ben öyle bir şey der miyim hiç? Kavga etmeyin benim için Mustafa, lütfen kavga etmeyin. Yazık bunlar geç. İstemezler evlerinde yaşlı bir kadın. Azmanları filan da hep libido da zar. Herhalde o yüzden kafama vazo fırlattı bu imtahin. Vazo mu? Ya Mustafa enişte böyle bir şey olabilir mi? Niye inanıyorsun? Ya tamam. Halaya inanmayalım. Tamam inanmayalım eyvallah. Bu kadın bazen bir şeyleri abartır. O kadar da değil delikanlı. Rica ederim. Halacığım hiç merak etme. Ben yavrum, senin yanındayım. Hiç merak etme. Yani ayrıca da burada bir dakika daha durulmaz. Yürü halacığım gidiyorum. Ya enişte lütfen. Ya ne alakası var? Delikanlı vazo şey yapmışsın. Halanın felç olduğunu duyar duymaz koştum geldim. Hala, sen yürüyorsun. Aman Allah'ım. Yüce Rabbim, senle ana kadirsin. Bayağı yürüyorum ben.
geçme. Bize dizlerim kötü dedi. Allah bize dalağım dedi. Başımız sağ olsun. Hala sen yaşıyorsun. Bana öldü diye mesaj geldiydi. Ne? Hala, burada ne olduğunu bir bize anlatabilir misin? Ben anlatayım enişte. Halam ilgi çekmek için hepimize yalan söylüyor. Ama ayıp değil mi? Ben ta Kars'tan otobüsle geldim. Ya? Evet, yaptım. Doğru söylüyorsunuz, yaptım. Ben böyle biriyim diye çünkü ilgi çekmeye çalışıyorum. Al bu da yalan zaten. Ama Riyemli, çünkü yıllardır yalnız yaşıyorum. Siz bilir misiniz ateşlerince gidip kendi kendine bir bardak su almanın burukluğunu? En üstteki rafa kavanoza ulaşamadığın için hiç turşu kurmaktan vazgeçtiniz mi? Ben geçtim. Ne yapacak? Evde bir ses bile yok. Valla korkuyorum işte ilgi çekmezsem, birilerinin alakasını çekemezsem. Kendi canıma koyacağım bile onu. Ama ya! Valla bırakın beni. Ağzın İstanbul'dan gider bu az köprüsünden atayım. Ya olur mu Malacığım? Kaçma lan Malacığım lütfen. Kalk oradan. Şöyle geçelim bir rahat et ya. Gel şöyle gel. Uzan şöyle. Uzan. Yaptı vallahi belamı verdi ya. Bir rahatına bak. Rahatına bak şöyle. Ya madem bu kadar toplandık bir eğlence tertip edin. Vallahi iyi fikir ya kesinlikle. Çocuklar mutfağınızda eksik bir şey varsa ben hemen gideyim halledeyim. Var mı böyle eksik? Yok yok, yok güzel. Ben de yemek yapayım o zaman size. Ay zahmet olmasın ya size. Ya ne zahmet Allah'ım senin yüzün gülsün be ablacığım. Hadi biraz eğlendirelim seni hadi. Hadi bakalım. Bana da hazır da eğlence tertip ediyoruz. Bir fasıl mı tutsak ha? Tamam mı? Vardı benim bir gırnatacı tanıdığım. Hadi bakalım herkes göreyim başına. Hadi bakalım. Canım ailem. Kurban olurum hepinize. Akrabalarım benim. Bizlerim benim canlar köpek gibi eğlendireceksiniz beni. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Oh şöyle de yaylayayım keyfime bakayım. Oh. Şimdi yakaladım seni. Şuracada saklanmıştın bu koca bedenimle beni fark etmedin. Herkese de söyleyeceğim bizi yine kandırdığını. Herkese. İbrahim sakın. Ya ne? Vurma! Bırak! Atma sakın ya, beni camdan! Giderim! Giderim! Ne oluyor burada? Ne oldu? Ya ne oldu diyor? Bir de gelin bir şey olduğu yok ya. Geldi. Bu vurma dedi camı açtı böyle. İbrahim çekiştiriyordu kadın aşağı doğru gördün. Kaldırmaya çalışırken camı açtı. Birden anlattığı gibi oldu ya. Ben koskoca kadın nasıl atayım? Benim ağrır. O yüzden bir kendini atlaşa. Lan! Terbiyesiz herif! Pis koca adam. Şu hareketlere bak. Kadının kalçası çıkmış neredeyse. Bu evde bir dakika durmayız artık. Bir dakika. Toplanın. Toplanın gidiyorum. Hayır önce ben gidiyorum bu evden. Jale? Jale deme bana. Aşkım. Aşkım işte be. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Allah size de zahmet vereceğim. Gel oğlum gel. Sen bırak beni getirin kızı. Hadi. Aşk olsun delikanlı. Aşk olsun sen de mi? Terbiyesiz köpek. Geliyorum. İnşallah beni tanıdın damat. Sen benim ayağımı kaydırırsan ben de senin hayatını kaydırırım. Ne? Bana aşık mısın? Oğlum ben kaç yaşındayım İbrahim? Herkese anlatacağım, herkese anlatacağım. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de